Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündemle karşınızdayız. Bu akşam ağırlıkla Türkiye iç siyasetini konuşacağız. Hem ekonomik krizi, hem siyasetteki dalgalanmayı ama özellikle de iktidar cephesindeki dalgalanmayı ve buna karşı geliştirilmek istenen hem iktidar cephesinden hem muhalefet cephesinden formülleri de konuşacağız. Üç değerli konuğumuz var. Biri meslektaşımız gazeteci Ali Duran Topuz. Yine CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ve HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç. Her üç konuğumuza da hoş geldiniz diyerek başlayayım. Gazeteci arkadaşımızdan önce gözlemlerini alalım. Ondan sonra siyasetçi arkadaşlarımız da bize hem görüşlerini hem partilerinin yaklaşımlarını hem de gerçekten çözüm yollarını, özellikle en çok beklenen de o, çözüm yollarını anlatsınlar istiyorum. Bu temelde müsaade ederseniz Ali Duran Topuz'la başlamak istiyorum. Ali Duran, doğrusu zordur ilk konuşmak biliyorum. Bir de çok genel konuşmak gibi bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Ekonomik kriz babından başlayalım istiyorum. Türkiye'de ekonomik kriz giderek büyüyor. Yayın öncesi baktım, çok başlık var. Gerçekten korkunç. Neresinden tutacağız, neresine bakacağız? Bakanların istifasından mı, istifa da değil, görevden aflarını istemişler. İşte halkın sokaklarda canhıraş bağırışından mı? Birçok şey var. Şöyle bir genel anlamda hem gözlemlerini hem yorumlarını rica etsem, bu yaşanan tabloya ilişkin neler dersin bize? Şimdi tabii özellikle son 15 günü daha farklı bir dikkatle izleme mecburiyetinde kaldık. O da sanki sadece bir ekonomik kriz değil de metodik bir davranışla işte resmi para biriminin değerinin sürekli düşürülmesine yönelik sistematik hamleler gördük. Bunun bazı iktisatçılar ve politik yorumcular ekonomik beceriksizlik ya da bilmezlik ya da bir tür kriz alameti olarak değerlendirdi. Ekonomide bir beceriksizliğin olduğu doğrudur kuşkusuz ama bana tuhaf geleni bu yapılanın bir kaygı, korku ya da panikten çok özel bir stratejinin parçasıymış gibi yapılmak istenen şeyin ta kendisiymiş gibi sunulması ve bunun etrafında kuvvetli sahneler hazırlanması oldu. Ben kişisel olarak bir ekonomik krizden çok bir belki yönetememe krizinden, bir politik krizden bahsedebileceğimiz ama aslında bu kriz olarak görünen şeyin iktidarın bundan sonraki dönemi götürmek üzere tercih ettiği stratejinin kendisi olduğu izlenimine sahibim. İki sebeple. Bir tanesi bu işte ulusal paranın değerinin düşmesiyle görünen, onunla bağlantılı olarak da bütün işte ekonomik göstergelerin olumsuza doğru gitmesini sağlayacak olan ve yurttaşların günlük hayat içerisindeki kaygılarını ister tüketici olarak, ister üretici olarak, ister tüccar ya da değişik türden aracılar olarak sürekli artıran bu durumun iktidarın kaygılarıyla, iktidarda kaygıya yol açan bir durum olmaktan çok iktidarın kendisini kurtaracağını düşündüğü bir hazırlık görünümüne sahip olduğu kanaatindeyim. Yani daha özetle ve daha açık söyleyeyim. Kasti bir yoksullaştırma stratejisinin uygulandığı izlenimi var bende. Bu eğer öyleyse, bu iktidar için riskli bir girişim değil mi? Evet, bu riskli bir girişimdir. Bu riski alacağınız zaman ikinci bir enstrümana ihtiyacınız olacaktır. O da yine kasti olarak yönetimi sürdürebilmek için gerekli gücü, çünkü meşruiyeti bulamayacaksınızdır. Yoksullaştırma arttığı sürece meşruiyet kaybına uğrarsınız. Meşruiyet kaybına uğradığınızda da karşılaşacağınız itirazları sadece retorik, sözel, siyasal sahnelerle gideremezsiniz. Güç kullanmanız gerek. Aynı zamanda ben özellikle Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bazı yetkililerinin açıklamalarıyla
bizzat Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakarak darbenin hemen arkasından başlatılan OHAL rejiminden daha yoğun, daha katı ve daha nasıl diyelim kalıcı olmaya yönelmiş yeni bir şiddet eşliğinde baskı politikasının geleceğine dair bir kuşkum söz konusu. Çünkü eğer zaten yoksullaştırma kasti ise bunu temin etmeye yönelik sürdürülebilirliği ancak güç desteğiyle kurabilirsiniz. Peki bu yoksullaştırmadan ne elde edilecek? Benim anladığım, bunu yeni bir iktisat teorisiymiş ya da iktisadın temelinde varmış gibi anlatmaya sunmaya falan başladılar. Sadece Cumhurbaşkanı'nın değil, etrafındaki ve işte destekli medyadaki takım kalemlerden de böyle şeyler çıkıyor. Buradan anladığım biraz işte Bangladeş'e, Malezya'ya vesaireye benzeyen ana nüfus kütlelerinin büyük kısmını yani orta sınıfı epey bir tahrip ederek ana büyük kütlelerin büyük bir kısmını çok düşük bir gelir seviyesine zorlamak, gitmek, yani yoksullaştırmayı hem derinleştirmek hem de yaymak, nüfusa yaymak stratejisi içerisinde olduklarını bunu sağlayabilecek şeyin de ancak şiddetle mümkün olabileceğini düşünüyorum ve kaygım bu yönde. Dolayısıyla ben bir kriz var, bununla baş edilemiyor değil. Bir kriz var evet ama kriz daha farklı bir hedefi elde etmek üzere kasti bir biçimde derinleştiriliyor ve bunun devamı da şiddet eşliğinde gelmek durumu. Peki, görünen o ucuz iş gücü tartışması da var bunun içerisinde. Yıldırım Kaya, Sayın Hocam sizinle devam edelim. Doğrusu Ali Duran Topuz'un dikkat çektiği nokta bilinçli bir gidişat olduğu krize dönük ama son dönemlerde CHP'de de özellikle Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nda da çok ciddi anlamda bu konuyla ilgili söylemler gelmeye başladı ekonomik krize ilişkin. Ben bu bağlamda özellikle CHP'nin bu yaşanan tartışmalara işte ekonomik kriz başta olmak üzere bir çözüm geliştirme yaklaşımının da olduğunu görüyoruz. Hem bunu anlatmanızı istiyorum, bunun çözüm yaklaşımında neler var. Bir de doğrusu eğer bilinçli bir krize doğru gidiyorsa tercih edilebilir bir tablo içerisinde yoksullaşma politikası güdüyorsa iktidar, buna karşı nasıl bir tedbir alınması gerekir? Belki birlikte değerlendirseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet hocam. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Siyasal iktidarlar bir andan itibaren korku imparatorluğunu inşa eder ve bunun üzerinden bir haritasmaya başlar. Adalet ve Kalkınma Partisi bir yönetme kriziyle karşılaşmıyor. Yönetemediği için de kendi iktidarını devam ettirmekten başka seçeneği olmadığını da düşünüyor. Bunun için de imparatorluğunu yaratmak istiyor. Zaten tek adamın karakteristik özeri budur. Ekonomik alanda, siyasal alanda krizine girdiği andan itibaren ilk yollarda terk eder ve kendi iktidarını devam ettirebilmek için özellikle de korkuyu, toplumun tüm kesimlerine korku salarak açlığı, yoksulluğu unutturan can güvenliğini, can derdine, toplumun can derdine düşmesini sağlayacak yöntemleri izler. Yoksa şunu bilmiyor değil, 2011 yılından bu yana Ekonomik Sosyal Konseyi toplamıyor. Şimdi bunu etrafındakilerin hiçbirinin akıl etmemesi mümkün değil. Eğer taraflarla masaya oturup, ya Türkiye bir ekonomik krize bir yönetim krizimiz yok ama bir ekonomik kriz var. Bu konuda neyi nasıl yapabiliriz? Gelin bir de mı akıl edememe diye bir düşüncesi olamaz. Çünkü ekonomik buhrana girdiğimiz süreçte Ekonomik Sosyal Konsey'in toplanmadığı süreç tamamen birbirinden farklı. Birinci olarak bunu diyor. İkincisi toplumu inanç değerleri üzerinden tutmaya çalışıyor. Kendi kitlesini tam tahlilde şöyle bir noktaya söylüyor. Diyor ki bir değerlerimiz
faize, dolayısıyla faiz politikasını savunanlar bizim inançlarımıza saldıranlardır gibi absürt bir noktaya geçiyor. Ne yazık ki üzülerek şunu belirteyim. Anadolu'da özellikle yoksulluk yaşayan isimlerin büyük çiftçilerde, köylü ağırlıklı olarak inanç bir savunma oluşuyor. Bunu da çok iyi bilin ediyorlar. Faizin düşürülmesi kişiye, esnafta örgün katkısının olmamasına rağmen politikası üzerinden bir siyaseti öngörüyor. Mesela biz anlatıyoruz, diyoruz ki bir, ekonomik sosyal konsey yokmazdır. İki, eğer gerçekten sen faize karşıysan, faizi düşüreceksen öncelikle KYK burslu kredi öğrencilerin faiz borçlarını sil, ana parasını yeniden yapılandır diyor. Çiftçinin ve esnafın, özellikle çiftçinin daha kredi kooperatiflerine olan borçları, esnafın da Ziraat Bankası'na da Halk Bankası'nın borçlarını faize sil, yeniden andırma sürecine gidiyoruz. Bunu da yapıyor. İsraftan vazgeç, yolsuzluktan ve özellikle yolsuzluktan topluma, sen de eğer gerçekten inanç sahibiysen israftan vazgeç diyorsun. Ama itibardan tasarruf edilmez. Dolayısıyla saraylar, uçan saray, yüzen saray, açık saray, yazlık saray ve uçak filosunun tamamı it. Bundan vazgeçtiğiniz andan dünya arasında yerimiz olmuş söylemle kitlesini çalışıyor. Dikkat ederseniz Adalet ve Kalkınma Partisi kendi parti adını bile 4-5 yıldır biz genel başkanımızın başlattığı adalet yürüyüşünden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi adalet çöğüyle güven yaratma ilişkisinden de tamamen vazgeçmiştir. Şimdi bir ülkede eğer üretim yoksa, yatırım yok, imalata dönük bir politika hayata geçmiyorsa sıcak parayla bir döngüyü yaranın mümkün olmadığını hep beraber görüyoruz. Ben yoksullaştıkça mücadele keskinleşir, direnç artar teorisinin çok doğru olmadığını görüyoruz. Toplum yoksulluğa mücadeleden geriye doğru bakıyor. Halledeceği neyim var? Mücadele yürütür anlayışı bu dönemde 21. yüzyılın dünyasında çok geç teori. Çünkü insan kaygıları, kuşkuları ve korkuları artıyor. Bunu da siyasal iktidar, özellikle emperyal güçler çok iyi değerlendiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi hem bir yandan korkuyor, bir yandan da kendi sömürü düzenini devam ettirmeyi çok yürütebiliyor. Koltuk değneği çok güçlü, Devlet Bahçeli. Çok sıkıştığında işte son tablo Türkiye'de kendi tabanını kaybetmeye başlayınca Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş o gelenekten gelen birisi onu çok açık tehdit etti. Daha önce Devlet Bahçeli Meral Akşener kendi tabanını oydu onu tehdit etmişti. Döndü Devlet Bahçeli de Mansur Yavaş'ı tehdit ederek bir yerel yönetim dinlerdeki bizim elde ettiğimiz başarı, o kriz döneminde belediyelerimizin başarılı çalışmalarını geriye düşürmenin çok somut tehdide varan bir korkuyu hocam araya gireceğim ama internetiniz çok zayıf ve doğrusu sesiniz de çok kesik kesik geliyor. Belki Saruhan hocamla devam ederken arkadaşlarla bir rejiden diyalog kursanız. İnternet çok kesik, yani internet ciddi anlamda kesik. Belki cep telefonundan bağlansanız daha güçlü olur. Wi-Fi'den bağlanıyoruz dediniz yayın öncesinde.
Bir arkadaşlar rejiden diyaloğa girsinler sizinle. Sesi düzeltmeye çalışalım. Sarıhan Hocam sizinle devam edelim istiyorum. Biraz önce Sayın Yıldırım Kaya'ya sorduğum sorunun benzerini size sorayım istiyorum. Evet, büyük bir kriz var. Ali Duran Topuz arkadaşımız da girizgah yaparken bunu anlattı ve bizzat iktidarın bir yoksulluk politikasıyla kendisine yeni bir baskı dönemi oluşturmaya dönük bir çabasının olduğundan da söz etti. Doğrusu hem siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, hem HDP'nin özellikle bu sorunların çözümüne ilişkin nasıl bir reçetesi var, neler öneriyor? Evet, sizi dinleyelim hocam. Son söylediğinizi tam duyamadım. Ses biraz az geldi ama. Peki, tekrar edeyim. Özellikle HDP'nin dedim bu yaşanan sorunlara ilişkin reçetesi nedir? Neler öneriyor? İki boyutlu sordum. Hem ekonomik kriz boyutunda hem de Ali Duran Topuz'un o dikkat çektiği yoksullaştırarak baskı rejimini büyütme noktasında. Evet. Yani kısaca bir iki noktaya değineyim ben de. Şimdi bu Türkiye'de yaşanan çoklu bir kriz var gerçekten. Ekonomik, sosyal ve siyasal ayakları var bu krizin. Ve bu yeni de değil. Yani bir süredir yaşanıyor gerçekten. Hani örnek vermek gerekirse, şimdi biliyorsunuz mecliste bütçe tartışmaları yapılıyor 2022. Bir sene evvel de bütçe tartışmalarına başladığımız zaman, o zaman Hazine ve Maliye Bakanı tam bütçe tartışmalarından önce değiştirilmişti. Berat Albayrak bırakmıştı görevi. Ve Lütfi Elvan Maliye Bakanı olmuştu, Hazine ve Maliye Bakanı. Şimdi de bu bütçe tartışılırken bu bakan bıraktı. Yani bu bile aslında Hazine ve Maliye Bakanlarının ekonomi alanında atılan adımların yanında olmadığını gösteren çok önemli işaretler diye düşünmek lazım. Baktığımızda bütün verilere, çok basit verilere baktığımızda, Türkiye'de işsizlik gerçekten yakın tarihimize baktığımızda çok ciddi boyutlarda artmış vaziyette. Özellikle geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda bunu görüyoruz. Hayat pahalılığı resmi rakamlar %20'lerde dolaşıyor TÜİK verileri, ama gerçek hayata baktığımızda %50'nin üzerinde görünüyor hayat pahalılığı. Yani her gün çarşıya, pazara, esnafa giden insanlar bunu görüyorlar. Ayrıca esnafın kendisi de görüyor. Her gün etiketleri yenilemek zorunda kalıyorlar. Ve dolayısıyla içinden çıkılmaz bir ekonomik krizle karşı karşıya kalındığı uzunca bir zamandır görünüyor. Şimdi ortalarda bugün bu sıralarda bir yazı dolaşıyor. Belki siz de görmüşsünüzdür. Şefik Çalışkan imzalı bir yazı. Ve iddialara göre bu yazı Cumhurbaşkanı'na bilgi notu olarak sunulmuş ve Cumhurbaşkanı da bu yazı doğrultusunda yeni ekonomi rotasını oluşturmaya başlamış. Neden bu yazıdan şimdi bahsediyorum? Gerçekten bu yazıya baktığımız zaman Cumhurbaşkanı'nın 2-3 gündür işte televizyon programlarında, grup toplantısında vesaire yaptığı konuşmalarda aslında bu yazıda anlatılanları neredeyse birebir dile getirdiğini görüyoruz. Şunu gördü iktidar, içinden çıkamadıkları bir reel ekonomik kriziyle karşı karşıya kalınmış vaziyette. Bu krizden çıkamadılar ama bu krizi nasıl lehimize çeviririz diye bunu sözde yeni bir ekonomi rotasıyla düzenlemeye çalışıyorlar. Bunu krizi yönetebilir miyiz diye bir denemeye girmeye çalışıyorlar ve bugün yapmaya kalkıştıkları işler buradan kaynaklanıyor esas itibariyle. Ve Ali Duran da gerçekten değindi. Aslında bu ekonomi politikasının sonucunda, bütün ekonomistler bunu söylüyorlar, Türkiye'yi bir ucuz emek cenneti haline getirecekler. Yani ücretlerde çok ciddi sıkıntılar yaşanacak. Sadece asgari ücretle değil. Türkiye'yi ucuz ihracat malı üretecek bir duruma getirecekler. Dolayısıyla ürünleri mümkün olduğu kadar ucuza dış pazarlara sunacaklar ve Türkiye'deki işte şirketleri, bankaları vesaireyi de mümkün olduğu kadar ucuza alınabilir hale getirecekler. Yani bir ucuz ülke haline getirecekler. Zaten
Türk lirasını değersiz pul haline getirmiş vaziyetteler. İnanılmaz bir değer kaybıyla karşı karşıyayız. Baktığımız zaman yakın tarihe bu kadar büyük değer kaybını 1994 ve 2001 krizlerinde görüyoruz. Ekonomik krizlerinde. Ve büyük bir güvensizlik var aslında bu iktidara karşı. Bu hem toplumda var, hem sermaye sınıfında bu güvensizlik var, hem ulusal alanda var, hem uluslararası alanda var. Yani bu iktidar böyle sorunlarla karşı karşıya şimdi. Şimdi bu krizden çıkışın yolu nedir diye bakacak olursak, aslında bu meseleyi ekonomik adımlarla çözmek artık mümkün değildir bu iktidarla birlikte bizim gördüğümüz. Bu krizden çıkışın temel yolu aslında bu iktidarın değişmesidir. Çünkü dedim ya, bu iktidara herhangi bir konuda güven duyulacak bir hali kalmamıştı. Yani bu hem ulusal açıdan baktığımızda, Türkiye açısından baktığımızda böyledir. Toplumun özellikle dar gelirlileri, yoksulları, ücretli çalışanları, emekçileri, işçileri, esnafı, çiftçisi, emeklisi, engellisi, kadını, genci büyük ölçüde yitirmiştir güveni. Zaten kamuoyu araştırmaları da istikrarlı bir düşüş yaşanmakta olduğunu gösteriyor. Uluslararası alana baktığımızda o kadar büyük hukuksuzluklar, o kadar büyük demokrasisizlikler, o kadar büyük adaletsizlikler yaşanıyor ki uluslararası alanda dış politikasına baktığımızda Türkiye'nin o kadar büyük yanlışlar ve zikzaklar yaptı ki bu iktidar güven tamamen kaybolmuş vaziyette. Dolayısıyla bu iktidar değişmediği müddetçe bu ekonomik krizden böyle palyatif bir takım tedbirlerle çıkmanın imkanı kalmamıştır bizce. Dolayısıyla olması gereken siyasal alandaki değişimdir, demokratik bir değişime dönüşümün yaşanmasıdır. Evet. Bu iktidarın derhal seçime gitmesidir ve gerçekten evet, toplumdaki demokratik değişim talebinin, beklentisinin, evet, arayışının karşılığının ortaya çıkması gerekir. Esas çözümün biz siyasi değişiklikte olduğunu doğrusu düşünüyoruz. Evet. Yapılacak ekonomik çeşitli alınacak tedbirlerin hepsi geçici, tamam, olacaktır, palyatif olacaktır ve bu güveni sağlayamayacağı için de uzun süreli olmayacaktır diye, peki, düşünüyorum. Bu dediğinizin ayrıntılarını da ilerleyen dakikalarda konuşacağız elbet. Önemli şeyler çünkü. Ali Duran Topuz, tekrar seninle devam ederim. Biraz önce iktidarı yönetememe krizi yaşıyor dedim. Ben onu da soracaktım ama bir de şöyle bir şey var. Bir taraftan yoksulluğa doğru gidiyor ama diğer taraftan işte baktığında da büyük büyük ulufeler dağıtacakmış gibi bir tablo çiziyor. Doktorlar, öğretmenler, bilmem işte toplumun diğer kesimleri, asgari ücret vesaire falan filan, yani ciddi bir para dağıtmaya hazırlanıyor. İkisi birbiriyle çelişki değil mi? İkincisi, buradan gerçekten bu yönetememe krizinden daha ağır bir diktatörlük çıkarabilir mi? Ne dersin? Şimdi yani yönetememe hali siyasal panoramada kendi kurduğu, yani bu sisteme geçmeden önceki sistemi işlemez hale getirme bir stratejiydi. Yani parlamenter yapıyı, ki bu başarılı olsun. Fakat bu gelen yeni sistem içerisinde umulan şey, söylenen şey, bu sisteme rıza üretmek için alınan şey, her sorunu çözmek için çok hızlı hareket etme türünden bir taahhüt de gelinmişti. Fakat pratikte hızlı hareket etmenin söz konusu olamadığı gibi başka bir sorun ortaya çıktı. Kurumsallaşma tasfiye oldu. Ve çok ayrıntı, çok kenar köşe sorunların bile doğrudan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmesi gibi baş edilmesi imkansız bir yapı ortaya çıktı. Böyle olunca kurumsallaşmadaki tahribat iktidarın kendi yapısal formatında da bir tuhaflığa yol açtı. Bu tuhaflığın en önemli sonucu benim kanaatime göre bizzat bir iktidar partisinin artık olmamasıdır. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi diye bir parti var. Erdoğan bunun genel başkanı, aynı zamanda cumhurbaşkanı olarak. Fakat biz pratikte baktığımızda Erdoğan'ın cari kararlarını, etkili kararlarını, önemli kararlarını bu partinin çeşitli kurum ve kurullarındaki bir takım prosedürlerden sonra ortaya çıkmadığını görüyoruz. Bir
sarayda etrafında oluşan ve bağlantılarından çok emin olunamayan bir halka var. Bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nin talepleri var. Bu iktidarın kendi iç yapısındaki bu görüntü bütün ülke yönetiminde de kendisini doğal olarak gösteriyor. İşte Yıldırım Bey'in, Saruhan Bey'in verdiği örnekler içerisinde de bunun alametlerini görüyoruz. İşte bütçe görüşmelerinin başladığında işte Hazine Bakanı'nın yani o görüşmelerin içinde en önemli, içinde olması gereken en önemli kişilerin birdenbire ortadan kaybolması ya da bırakıp kenara çekilmesi bu türden bir gidişatın sonucu. Yönetememe derken seçilen yönetim modeliyle ülkenin var olan yapısal durumu arasındaki farkı aslında daha çok kastetmeye çalışıyorum. Ve hedeflenen şey, yani seçilen yönetim modelini ve onun hedeflediği şey tamamen kurumsuz bir ülkeye doğru işi götürüyor. Ara mekanizmaların yok olduğu filan. Bu kendisini ekonomik kriz boyutu, kriz olarak tecrübe ettiğimiz şeyin yeniden, ülkeyi yeniden düzenleme için hedeflenen şeyi içerisinde de bence gösteriyor. Evet. Burada da ara yapılar ve ara kurumların tasfiyesi planın bir parçası. Örneğin Türkiye'de son 20 yıldaki gelişmelerle özellikle iki özellikli orta sınıf ortaya çıktı. Biri işte AK Parti'nin seçmen tabanı da da olan ve teşkilat yapısını kaynak sağlayan yeni burjuvazi diyeceğimiz, diğeri eski burjuvazi, yani daha seküler olan. Bu iki kümenin bir tanesini hızla tasfiye etmeye yönelik bir hazırlığın gelmesi gerekiyor bu sistemin devam edebilmesi için. Çünkü yoksullaşmayı sadece mevcut yoksulları daha yoksullaştırarak değil, yoksul sayısını arttırarak ancak sürdürebilirsiniz. Yani o işte Malezya'nın, Endonezya'nın vesairenin ucuz emek gücünü, ucuz emek yapısını bir ticari meta olarak uluslararası planda ve iç üretimde pazarlık konusu ve bir ekonomik modelin temeli haline getirebilmesinin şartı budur. Yoksulluğun nüfus oranı olarak da artması, sadece mevcut yoksulların daha yoksullaşması değil, benim kanaatim yönetememe hali bu geçişin bize gösteriyor. Eğer uygun politik dirençler, uygun politik mücadele ve uygun politik müdahaleler yapılmazsa çok katı bir diktatörlüğe doğru giden yol. Bunu işte Yıldırım Bey kendi partisinin stratejileri ve bakışı itibariyle, Saruhan Bey kendi partisinin stratejileri ve bakışı itibariyle anlattığı şeyler, bu türden gidişatları durdurmaya yönelik hazırlıklar. Şu ana kadar dinlediklerimiz ve muhtemelen bundan sonra bize anlatacakları. Bu tabii sadece siyasal partilerin mesuliyeti olarak da bence düşünülmemeli. Ülkenin bütün kurumları, tamamı iktidarın denetiminde olsa bile çok önemli ölçüde, üniversitelerinden işte kamu firmalarına, sendikalardan diğer bütün yapılara, herkesin bu gidişat içerisinde bir mesuliyeti var. Hem yoksullaşmanın arttırılması, hem genişletilmesi, hem derinleştirilmesi, hem de buna uygun diktatöryal bir formatın adım adım işletilmesi, üstelik bunun teokratik bir format içerisinde giderek daha kuvvetli biçimde yapılması. Çünkü ben şu andaki rejimin payandalarından birinin ve alametlerinden birinin 2 yıldır Diyanet İşleri Başkanı'nın her yerde zuhur etmesiyle verildiğini ve bunun söylemsel içeriğinde Erdoğan kadar, belki de ondan çok, Devlet Bahçeli tarafından doldurulduğunu düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla yönetememe krizi olarak görünen şey aynı zamanda bizi bekleyen daha kötü bir yönetimin hazırlık süreci aynı zamanda. Evet, Saruhan Bey'e katılıyorum. Şu anda herhangi bir ekonomik formülle işi düzeltebilecek bir şey söz konusu değil. Çünkü yapının tamamı tarumar edilmiş durumda. Bu yapısal değişikliklerden hangisinin Türkiye'nin geleceğini belirleyeceğini bu siyasal mücadele belirleyecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Peki, görünen o biraz daha aslında Türkiye'deki muhalefet ve toplumun diğer kesimleri bu işi değiştirip dönüştürme konusunda daha kararlı davranmalı. Sayın Kaya, sizinle tekrar devam edelim. Biraz önce sesiniz çok kesik kesik gitti geldi. Umarım şimdi tamamen düzelmiştir. Yine bu bağlamda, bu ekonomik başlık altında devam edelim istiyorum. Şimdi yani alıştık artık, AKP'de istifa yok. Af dileme var. Birileri af diliyor. İşte
Lütfi Elvan da haftiladı, yerine yeni biri geldi. Doğrusu bu işin çok da öyle ekonomi üzerinden gider bir yanının olmadığı da belli. Yeni gelenler de neredeyse ekonomiyi sıfır biliyorlar. Şimdi bu bağlamda size sorduğumda biraz önce eksik bıraktığınız yerden de lütfen devam ederek yaklaşımlarınızı tekrar yeniden izleyicilerimizle paylaşın. Ama bunun içinden özellikle çıkmaya dönük de atılması gereken ciddi adımlar var. Muhalefet, ana muhalefet cephesinde, Millet İttifakı cephesinde bu iş nasıl görünüyor çözümüne dönük adımlar babında soruyorum tabii. Sayın Bey, öncelikle şunu belirtmemde yarar var. Tamam, bir ekonomik kriz var ama temeli siyasal kriz. Adalet ve Kalkınma Partisi bir yönetim krizini yaşadığı gibi kendi içerisinde de bir parti içerisinde de çok ciddi bir krizi yaşamakta. Bunu nereden anlıyoruz? Saadet Partisi ile ısrarla kurmaya çalıştığı bir ilişkiden anlıyoruz. Bülent Arınç'ın tüm eleştirilerine rağmen Bülent Arınç'la 1,5 saat konuşan bir Erdoğan tiplemesiyle karşı karşıyayız. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğundaki isimlere bakın. Bülent Arınç, Abdullah Gül, Abdülhatif Şener, Cemil Çiçek, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, bunların tamamı sürecin dışında ve bu siyasal anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi ile yollar tamamen ayırmışlar ve bu sürecin bunlar tarafından yönetilemeyeceğini çok açık bir şekilde söylüyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi iki şeyi daha denedi. Bir, devlet Milliyetçi Hareket Partisi'ni parçaladı, sorunu çözemedi. Arkasından Saadet Partisi içerisinde yeniden Refah Partisi'ni yaratıp bir yol bulabilir miyiz dedi. Burada başarı elde edemedi. Daha sonra Büyük Birlik Partisi'ni yedeklemeye çalıştı fakat orada da bir bölünme yaşandı. Aslında ekonomik kriz de siyasal kriz at başı beraber gidiyor. Şimdi ne ekonomik alandaki krizi yönetebiliyor ne de siyasal alandaki krizi yönetebiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve ideolojisinin ömrü tükenmiş durumda. Şimdi yapılması gereken iş hızla Türkiye'nin yönetim krizinden çıkmasını sağlamak. Bu da muhalefet partilerine, demokratik kitle örgütleri, sendikal ve toplumsal muhalefet hareketlerinin yürüteceği mücadeleye. Üzülerek şunu belirtmek isterim. Demokratik kitle örgütleri, sendikalar, toplumsal muhalefet hareketlerinde çok ciddi bir geride duruş var. Bunu harekete getirecek olan siyasal partiler. Ben parlamentodaki mücadeleyle sokaktaki mücadelenin birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir demokrasi ve barış mücadelesi verilmezse bu sorunların üstesinden gelemeyiz. Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Bir yandan HDP'yi kapatma çalışma yürütürken bir yandan da en dinamik kesim olan Eğitimsen ve Diyarbakır. Diyarbakır'da 29 Kasım'da 21 öğretmen ihraç etti. Evet. İhraç Cumhuriyet Savcısının takipsizlik kararı vermesine rağmen, soruşturmaya gerek yoktur demesine rağmen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildi. Aslında toplumun dinamik kesimlerini de sindirmeye dönük bir hareket. Bunu biz dönem dönem demokrasi mücadelesinin yükseldiği süreçlerde bunu hep yaşadık. Bugün ekonomik krizin derinleştiği, siyasal krizin de Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki krizin de derinleştiği bir dönemde bir korku imparatorluğunun yaratılmak istenmesi sürecidir. İşte tam bunlara bir çıkış olsun diye 4 Aralık'ta yapacağımız mitingin çıkışı buradan geliyor. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı bir miting değil. Bizden önce de Mersin'de HDP bir miting yaptı. Diğer sol ve sosyalist partiler de sokakta bu tür etkinlikler, eylemlikler yapmaya başladı. Bizim yapmamız gereken iş parlamentoda yürüttüğümüz bu mücadeleyi sokaktaki mücadeleyle birleştirmektir. Biz Mersin'de yoksulluğa ve hayat pahalılığına ve siyasal krize karşı
bir toplumun sesi olma iddiasıyla yola çıkıyoruz. Bu hı hı. Türkiye'nin dört bir yanına dalga dalga yayılacak. Bizim yapmamız gereken iş bu çöküşün yaşandığını gören bir yerde kendi örgütlülüğümüzü ve toplumsal mücadele dinamiklerini ortaklaştırarak yürütmektir. Yoksa tam bu noktada müsaade ederseniz AKP bir şey sorabilir miyim? Yıldırım Hocam, tam bu noktada. Yani bu sözünü ettiğiniz bu döneme kolay gelinmedi. Sonuç itibariyle çok ağır baskılar yaşandı. İnsanlara çok büyük haksızlıklar yapıldı. Kurumlar çok büyük baskılar altına alındı. Bu dönemde özellikle ana muhalefet olarak ya da işte Türkiye'nin önemli siyasal bir gücü olarak bu kesimin yalnız bırakılmasında parlamentoda temsil edilen muhalefetin özellikle de CHP'nin bir payının olduğunu söylemek mümkün mü? Yani çünkü o türden eleştiriler de var ve CHP'nin özellikle sokağa, biraz önce dediğiniz sokağa çıkma konusunda çok işte toplumu değiştirici, dönüştürücü nitelikte destekleyici olmadığı da söylendi daha çok. Aslında bu konuda mitingler bazında bir eylemlilik ve etkinlik olmamakla birlikte aslında Cumhuriyet Halk Partisi yaklaşık bir yıldır sokakta hemen hemen ayak basmadık, kesim bırakmadık. Toplumun tüm kesimleriyle bir diyalog kurduk ama bunun daha başarılı, daha yüksek düzeyde yürütülmesi tabii ki mümkün olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptıkları yeterli olsa zaten siyasal iktidar bugün burada duramazdı. Tabii ki eksiğimiz var, yetersizliğimiz var. Ama şunu görmek lazım, Cumhuriyet Halk Partisi bu işin önderliğini yaparken toplumun bu alanda sorun yaşayan kesimlerinin sokağa çıkması ve kendi sorununa sahip çıkmasına ancak rehberlik edebilir. Önderlik etmeye kalktığınızda toplumda bir geriye düşüş var. Biz bu geriye düşüşü gördüğümüz için zaten 4 Aralık'ta Mersin'den başlayan bir sokakta kitlesel mitinglere başladık. Artık yeter noktasına geldi. Peki. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun tüm kesimlerini birlikte bir mücadeleye, evet, omuz omuza, yan yana birlikte bir mücadeleye yönlendirmesi gerekiyor. Tabii ki burada fonksiyonu var. Eksiklikleri yok mu? Eksiklikleri var ama tek başına Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözebileceği bir sorun değil. Birlikte çözmek peki, gerekiyor. Birlikte. Biz bir şey daha söyleyeyim. 37. kurultayımızda bizim çağrımız 2. yüzyıla demokrasi devrimini gerçekleştirmek üzere tüm toplum kesimleriyle birlikte yürüyüşü sadece Türkiye değil dünya demokratlarına da genel başkanımızın bir çağrısı vardı. Gelin hep birlikte bu mücadeleyi yükseltelim diye. Bunu yapacağız. Onu biraz sonra geniş bir biçimde konuşalım gerçekten birlikte mücadelenin nasıl yürütüleceğine dair. Sayın Sarvanoğlu sizinle hemen devam edelim istiyorum. Bir yönetememe krizinden söz edildi. Yıldırım Kaya, Sayın Kaya da işte diğer taraftan topluma dönük baskıların toplumda bir sessizlik zemini oluşturduğundan söz etti. Ama diğer taraftan da Türkiye'de baktığınızda özellikle ekonomik kriz babında da hazineden, maliyeden anlamayanlar işin başında. Cumhurbaşkanı da kendisini ben ekonomistim diye tanımlıyor. Şimdi böylesi bir karambol içerisinde gerçekten hazır Sayın Kaya da sokağı işaret etmişken böylesi bir tabloda sokağı en iyi kullanan bir parti olarak siz bu krizlerde sokağın gücünü nasıl değerlendirirsiniz? Bu işten anlamayanların işin başında olmalarının etkileri nelerdir? Belki birlikte değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Buyurun. Tabii sonuncusundan başlayayım. Yani Tayyip Erdoğan'ın ekonomistim demesi karşısında gerçekten insan sadece gülümseyebiliyor. Yani hiç anlamadığı bir alan. Yani ekonomi... Geçen gün bir laf etti. Bazen insanın dili her şeyi ortaya çıkartır. Eğer dedi, eğer lafını kullanarak, eğer ben ekonomi bilimini okumuşsam dedi. Hakikaten eğer okumuşsa, okumadığı belli. Ve bu konuya vakıf olmadığı belli. Bir saplantısı var.
Kim, ne zaman, hangi koşullarda bu fikri kendisine öğretti? Bunu bilmiyoruz gerçekten, ama işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diye uydurduğu, dünya ekonomi literatüründe hiçbir şekilde yer almayan bir konuyu bir saplantı haline getirdi ve ekonomiyi yönetmeye çalışanlara bunu dayattığı için Merkez Bankası Başkanı başta olmak üzere işte faizleri indirerek bir enflasyonu düşürme planına sahip olduğu için Türkiye'de büyük sorunlarla karşı karşıya kalınıyor bir taraftan da, güncel ekonomi açısından baktığımızda. Hiç anlamadığı bir alan. Fakat sorun şu esas itibariyle. Anlasa da gelmiş olduğu nokta artık güven vermediği için ekonomi esas itibariyle güven üzerine inşa edilir. Neden bunu özellikle söylüyorum? Bakın mesela bugün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısı vardı 3 gündür. Evet. Ve yansımış olan haberlere baktığımızda işte iki önemli dosya var. Hem Kavala hem Selahattin Demirtaş kararları. Ve büyük ihtimalle gördüğümüz kadarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu kararları uygulamadığı için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı için Türkiye hakkında ihlal yaptırımlarını başlatma eğiliminde olduğu ortaya çıktı. 42 oya ihtiyaç vardı. 42 oyu aşmışlar belli ki. Yarın daha net göreceğiz bu kararı, ama çıkan ilk haberler bu doğrultuda. Şimdi bunu niye birdenbire söylüyorum? Bakın, dünyanın hiçbir ülkesinde artık bu rejime, Erdoğan rejimine bir güven kalmamış vaziyette. Ne ekonomi açısından, ne siyaset açısından, ne hukuk açısından. Yani siz şimdi yabancı bir yatırımcı olsanız, Türkiye'de ucuz emek cenneti yaratıyorlar, ucuz şirket cenneti yaratıyorlar, ben de getireyim paramı yatırayım oraya ve buradan para kazanayım diye düşünecek olsanız, ilk aklınıza gelecek şey, peki bu benim gideceğim ülkede hukuk var mı diye bakarsınız. Yani ben haklarımı savunabilir miyim diye bakarsınız. Böyle bir şey yok. Ortada hukuk bırakmadılar. Biz hukuku konuşurken daha çok siyasi davalar üzerinden elbette konuşuyoruz. İşte HDP'ye yönelik baskılar, genel olarak sosyal ve siyasal muhalefete dönük baskılar, bunları konuşuyoruz. Bu alanda yaşanan hukuki sorunları konuşuyoruz, ama ticaret açısından da baktığımızda, ekonomi açısından da baktığımızda hukuk işlemiyor aslında. Kalmamış vaziyette. Şimdi dolayısıyla bu çok büyük bir sorun olarak ortada duruyor ve bunun aşılabilmesinin bu iktidar tarafından yolu yok. Yani ekonomiyi bilse de bilmese de inşa ettiği rejim, biraz evvel Ali Durantopuz çok önemli bir noktaya değindi. Bütün işleyen kurumları işlemez hale getirerek aslında bütün her şeyi, bütün karar mekanizmalarını, bütün yargıyı, yasamayı tek kişiye bağladı. Tek kişi etrafında koordine edilen bir hale getirdiler. Yani otokrasi derken, bir tek adam yönetimi derken kastedilen bu esas itibariyle. Ve bu tek adam yönetiminde de hiçbir şekilde demokrasi işlemiyor. Şimdi evrensel hak ve özgürlükler, evrensel hukuk ilkeleri, bunların hiçbir tanesi işlemiyor. Şimdi böyle olunca siz atacağınız hiçbir adımda artık güveni sağlayamazsınız. Gelinmiş olan nokta bu esas itibariyle. Bunun karşısında şunu görüyoruz. Henüz elbette ki örgütlü çalışmaları kastetmiyorum. Yani işte hem Halkların Demokratik Partisi olsun, hem diğer muhalefet partileri olsun, mitingler, çeşitli toplantılar, halk buluşmaları yapılıyor. Sahaya inilmiş vaziyette çalışmalar sürüyor. Adeta seçime gidiyormuş gibi herkes hazırlığını yapıyor. Evet, bu hepimiz yapıyoruz bunu. Önemli. Fakat genel kitle açısından baktığımızda, toplum açısından baktığımızda orada büyük bir güvensizlik iktidara karşı birikmeye devam ediyor. Bütün kamuoyu araştırmaları aslında iktidar ittifakının, AKP-MHP faşist bloğunun aslında irtifa kaybettiğini, oy kaybettiğini istikrarlı bir şekilde gösteriyor. Ama henüz bu rahatsızlıklar, bu öfke
kendisini sokağa vurmuş vaziyette değil maalesef kitlesel olarak baktığımızda. Burada toplumun örgütlü güçlerine hem siyasi partilere elbette ki siyasi muhalefete hem de toplumsal muhalefete, sendikalara, meslek örgütlerine, yurttaş girişimlerine çok büyük görevler düşüyor. Bu iktidarın her türlü provokasyonu yapabilecek tinette ve anlayışta olduğunu bilerek, hatırlatayım 2015 Haziran-Kasım arasında yaşananları, bu iktidarın her türlü şeyi yapabileceğini bilerek, dolayısıyla her türlü önlemi de alarak toplumsal ve siyasal muhalefetin mücadelesini adım adım hocam yükseltmesi gerekiyor. Siyasi partiler olarak bizler elbette ki bu işin tetikleyicisi olmalıyız, elbette ki sürdürücüsü olmalıyız, elbette ki katalizörü olmalıyız, teşvik etmeliyiz bütün bunları. Ama toplumdaki rahatsızlıkların, toplumdaki yaşanan son derece büyük sorunların karşısında toplumun daha aktif hale gelmesinde sağlanması gerekiyor. Bu henüz gerçekleşmiş değil ama adım adım buraya doğru gidildiğini görelim. Peki hocam. Son şunu söylemek isterim. Biraz evvel Yıldırım Kaya da söyledi. Evet, bugün toplumsal ve siyasal muhalefetin ortak mücadelesi ayrı bir başlıkta detaylı konuşalım hocam. Böyle üstesinden geçmeyelim istiyorum. Özel başlık olarak ele alalım çünkü önemli. İşin gelip dayandığı nokta o. Ali Duran Topuz, seninle devam edelim. Doğrusu biraz önce dediklerinden bir seçim tablosu çıkar mı bilmiyorum. Ama iki muhalefet partimizde konuğumuz olan iki muhalefet partisinin yöneticileri ya da işte vekilleri, temsilcileri de sonuçta bir seçim tablosunun oluştuğunu söylüyor. Peki iktidarın ajandasında bir seçim ya da erken seçim planı var mı? Hem olumlu anlamda hem olumsuz anlamda, yani senin dediklerinle değerlendirerek soruyorum. Doğrusu ağır bir diktatöryal rejime doğru gitmeyi arzulayan bir iktidar nasıl bir seçim planlar? Belki de ona dönük bir planı vardır. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi tabii olumsuz, yani kamu gücünün seçimin güvenliğini ve sağlığını tehdit altına aldığı durumlarda seçimi biz 3-4 seçimdir tecrübe ediyoruz. Burada hem Halkların Demokratik Partisi'nin çok özellikli bir tecrübesi var. Bütün işte Kürdistan'dan başlayıp sonra büyük şehirlerdeki yüksek oylara ulaştığı dönemlerde oylarını korumaya yönelik. Keza Cumhuriyet Halk Partisi de son 3-4 seçimdir referandumlarda dahil olmak üzere bu konuda çok dikkatli ve önceden hazırlığa dayalı performanslar gösteriyor ve her seçimde başarılı oluyor. Bu mesele önemli. Seçim güvenliğine dair muhalefet partilerinin hazırlığı, kabiliyeti ve işbirliği potansiyeli. Bunun bir diğer boyutu iktidarın seçimi kaybedeceği koşullarda yapmama, seçimine sahip olması. Muhalefet böyle bir seçime sahip değil. Ve tabii ki bu 2010'lardan itibaren demokratik kurumların tasfiyesi ya da paralize edilmesinden sonra muhalefetlerin ekonomik ya da toplumsal ya da yönetsel krizlere rağmen iktidarları seçime zorlama kapasitesi azaldı. Haklı şeyleri söylemek, doğruyu ifade etmek bunun için yeterli değil. Kitlesel muhalefet üretebilecek partilerin dışında ama partilerle beraber ya da onlara bakarak hareket edebilecek yapıların da tasfiyesi bu konuda bir sıkıntılı duruma yol açtı. Yani kriz var, kriz siyasal müdahale istiyor. Siyasal müdahalenin mümkün olabilmesi için seçim yapılması lazım. Fakat iktidarı seçime zorlama kapasitesi şu anda toplumsal güçlerin ya da politik güçlerin elinde değil, iktidarın kendisi dışında. Evet. Elbette elinde değil demek bir şey yapmaları gerekmiyor anlamına gelmiyor ama bu kendi başına yeterli değil. İkincisi, iktidar hem o da analizlerini, kamuoyu araştırmalarını vesaireleri yapıyor. Kaybedeceğini bileceği seçime önceden girmeyecek. Seçim güvenliğinde yapabileceği şeylere dair muhalefetin ve muhalefet güçlerinin, çünkü biz yine
işte avukatların ve başka bazı meslek gruplarının sandık güvenliğine sahip çıkmak için partilerle politik duruma da bakmadan işbirliği içerisine girme eğilimini de gördük son 4-5 seçimde. Dolayısıyla iktidar şu anda şöyle bir durumla karşı karşıya. Gireceği seçim, kaybedeceği seçim. Ya da kaybetme ihtimalinin yüksek olduğu bir seçim. Kendi iktidar durumunun yenilemesi ve oradaki meşruiyeti tazelemesi açısından da seçime bir yandan ihtiyacı var. Ama öte yandan bu seçim iktidardaki baştan 1,5 partiydi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi hiç kalmadığı için yarım olmasına rağmen asıl yöneten parti konumundaki Milliyetçi Hareket Partisi'ni özel bir tehdit altında tutuyor. Barajı geçemeyeceği kuvvetli bir şekilde anlaşılıyor. Hayal ettikleri ya da yeniden düşündükleri %7'den bile korktukları anlaşılıyor. Bunun da altına gideceği anlaşılıyor. Fotoğrafa bu şekilde bakınca ben iktidarın bir seçim hazırlığı içinde olduğu ya da bir seçim çalışması yaptığı kanaatinde değilim. Ama aynı dayanamadığı zaman gidebileceği bir seçim olduğunu düşünüyor musun? Şöyle, şimdi iktidarın hem kendi içinde hem de iktidarın küçük ortağıyla büyük ortağı arasındaki, tabii hangisi küçük hangisi büyük artık karışık, gerilimin yarattığı sorunlar da seçim kapısını açabilir. Evet. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi oy oranındaki düşüklüğe rağmen son 6 yıldır işte kamudaki istihdamlardan, kamu kaynaklarının işte kendi seçmenine ya da taraftarlarına aktarılması kapasitesi açısından iktidara göre kat kat başarılı bir yapıda ve bu iktidar içerisinde ciddi sorunlara yol açıyor. Bunlar görülebiliyor aslında. Sadece peki. Ankara'dan bile değil, daha uzaktan bile bakılınca buradaki sorunlar görülebiliyor. Peki. Üstelik oraya muhtaç benim yani seçimi öngörmüyorum ama şöyle bir durum var. Seçimi yapmamaya yönelik hazırlıklar teorisine de ben inanmıyorum. Bu 1940'larda İsmet Paşa'nın bile kaçabildiği bir akıbet olmadı. Bunların da kaçabileceği bir akıbet olmayacak. Peki. Geciktirmeye yönelik çok sürpriz şeyler görebiliriz. Dönük göremeyiz diyorsun. Ya da beklenmedik bir baskın. İşte çok kısa sürede hızlıca para dağıtma, bazı tutuklamalar ve ağır baskılar ve suçlamalar eşliğinde. Ama böyle bir riski alabilecek durumdalar mı? Bundan ben o kadar emin değilim. Peki. Yıldırım Hocam sizinle devam edelim. CHP erken seçim istediğini çok net bir biçimde dillendiriyor. Şimdi Ali Duran Topuz'u da dinledik. Toplumda da öyle bir kaygı var. Gerçekten toplum da istiyor ama bu nasıl olacak? Tek kelimeyle nasıl olacak gerçekten? Şimdi Devlet Bahçeli'nin evet demediği bir seçimi yaşamak çok mümkün gözükmüyor. Şimdi bunlar 2023 Haziran'ına kadar iktidarlarını devam ettirmek isteyecekler. Bunlar kaybedeceklerini çok net görüyorlar. Kaybedecekleri bir seçime tüm koşulları kazanabileceklerini garanti altına aldıkları bir süreci öngörebilirlerse ancak baskın bir seçim yaparlar. Ama girdiğimiz süreç kış aylarında Haziran ayına kadar mevcut durumu düzeltme, halkın nefes alabileceği bir hale gelme ihtimali çok fazla gözükmüyor. En erken yapabilecekleri bir seçim 2022 Kasım'ıdır. Ben en erken yapacakları seçimin bu tarih olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki üzülerek şunu belirtmek gerekir. Parlamentoda seçim kararı alabilecek yeter sayıya sahip değiliz. Dolayısıyla buradaki kilit role sahip olan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. O da eridikçe eriyor. Eriyen bir parti. Siyasal iktidarın tüm nimetlerinden yararlanan bir parti. İktidara gelme ihtimali ve umudu olmayan bir partinin seçime evet demesi mümkün değil. Ama şu bir gerçek. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bu özellikle dünyada... hocam muhalefetin parlamento dışı seçenekleri harekete sokarak seçimi zorlaması mümkün değil mi? Bu bir seçenek olarak muhalefetin önüne koyabileceği bir yaklaşım değil mi? Şöyle bir şey. Geçen hafta ben Nevşehir'deydim. Nevşehir'in Gülşehir kasabasındaydım, ilçesinde. Çok zayıf olduğumuz bir yer. Halk her şeyden dert yanıyor. Bıktık artık diyor. Ben köylere de gittim. Ama seçim olmalı mı dediğinde hayır diyor. Çünkü benim borçlarım halkın genel olarak bir seçime doğru kendisini, sesini yükseltme süreci ne yazık ki zayıf. Ben de Saruhan Bey gibi düşünüyorum. Biz
çok ciddi anlamda sahada bir çalışma yürütmemize rağmen sendikalarda, demokratik kitle örgütlerinde, toplumsal muhalefet hareketlerinde, çiftçi örgütlenmelerinde, esnaf örgütlenmelerinde bir bu konuda bir sokağa çıkış yok. Sokağa çıkıştan kastım şu, artık biz seçim istiyoruz diye. Topluma soruyorsun, hemen bir seçim yapılmalıdır diyor. Fakat bu sesini sizinle konuşurken söylüyor. Güçlü bir şekilde kendi oy verdiği partiye bu sözünü söyleyemiyor. Oy verdiği partiden kopmuş vaziyette. AK Parti'den ciddi bir kopuş var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ciddi bir kopuş var. Ama bu kopuşun mesela Cumhuriyet Halk Partisi %35'lere sıçratmıyor. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, İyi Parti bunlar %20'lere, %10'lara çıkan bir kamuoyu yoklamalarında bu tabloyu da görmüyoruz. Önemli olan topluma bizim bu süreçte önümüzdeki 4-5 ay içerisinde bir güveni göstermemiz lazım. Güvenin sandığa attığınız her oy sizin attığınız şekilde çıkacaktır. Bunun örneği 30 Mart seçimlerinde, İstanbul seçimlerinde gösterdik. Bu konuda kaygıya gerek yok, korkuya da gerek yok. Bunu bizim topluma vermemiz lazım. Şimdi bizim yapmamız gereken temel iş bu. Tüm siyasi partiler önce sendikaları, demokratik kitle örgütlerini bu konuda cesaretlendirmesi gerekiyor. Ben 4 Aralık'ta Mersin'de yapacağımız miting bu açıdan çok kritik öneme sahip. Peki. Orada bir 500 bin kişiyle sokağa çıktığımızda Türkiye'de tablo tamamen değişecektir. Önemli olan bunu başarmak. Bunun için sorunu yaşayan kesimleri özgürce düşüncelerini söyleyebilecek kürsüleri oluşturmaktır. Bunu sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Hem kendimizi hem de toplumu bu konudaki mücadeleye hazır hale getirmemiz lazım. Peki, zaman da daralıyor. Son birlik başlığında özellikle konuşmak istiyorum ama Saruhan Oluç'un da doğrusu HDP'nin seçime ilişkin görüşlerini almak istiyorum. Olası bir seçime dönük HDP ne düşünüyor? Ve gerçekten yani iktidar her şeyi elinde tutan ama en büyük krizi de yaşayan bir iktidar. Belki de Türkiye tarihinde de bir ilkten söz ediyoruz bunun. Tekçi diktatöryal rejimle de kuşkusuz çok yakından ilişkisi var ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, ne dersiniz? Ben sorunu bir başka açıdan ele almak istiyorum. Çok kısa onu söyleyeyim. Bu erken seçim tartışmalarını bir kenara koymak gerekiyor. Çünkü Türkiye aslında artık 2021'in sonuna geldik. 2023 Haziran'ında seçim yapılacak olsa bile, yani en son tarih olarak 2023 Haziran'da 1,5 yıl kalmış vaziyette. Aslında Türkiye artık bir seçim ortamına girmiştir. Biz biraz buradan bakıyoruz meseleye. Yani artık her günkü çalışma seçime dönük olarak daha güçlü bir sonuç, daha iyi bir sonuç alma çalışması olmak durumundadır. Seçim ortamındayız artık. Nereden bunu çıkartıyorum derseniz, bakın iktidar da aslında seçim ortamına girdiğini görüyor. Yani işte meclise getirdikleri kanun tekliflerine baktığımız zaman bunların hepsi aslında toplumun çeşitli kesimlerine seçim öncesi yatırımlar yapmak yönündeki teklifler olarak karşımıza çıkıyor. İşte şimdi asgari ücret konusu yarın öbür gün gündemde sonuçlanacak. Başka konular da var. Hani vakit dar olduğu için çok uzatmak istemiyorum bunu ama şunu söylemek istiyorum. Türkiye artık bir seçim ortamına girmiştir. Dolayısıyla toplumsal ve siyasal muhalefetin bu seçim 2023 Haziran'ında olsa bile yarın olacakmış gibi artık bu seçim hazırlanması gerekiyor. Böyle bakmamız lazım diye düşünüyoruz ve biz çalışmalarımızı bu şekilde yönlendiriyoruz. Yani seçim ittifakları açısından baktığımızda da toplumsal ittifaklar açısından baktığımızda da atılacak adımlar ve yapılacak etkinlikler, eylemler açısından baktığımızda da konuya bu noktadan yaklaşmak gerekiyor. Artık seçim ortamındayız. Şimdi buradaki kritik konu şu aslında. Biraz evvel Ali Duran Topuz işaret etti.
bir seçim güvenliğinin gerçekten ortaklaşa sağlanması gerekiyor. Seçim güvenliği derken yani seçime kadarki zamanda ve sandığa gidip oy kullanma aşamasındaki süreci kastediyorum. Burada siyasi partilerin, toplumsal ve siyasal muhalefetin seçim güvenliğini ortak sağlamaları büyük önem taşıyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. İkincisi de biraz sonra herhalde son olarak belki ona değinecek. Kısa zamanımız onunla ilgili kalacak. Evet. İsterseniz son tura girelim istiyorum müsaade ederseniz. Ama şöyle, tabii. Yani şöyle söylemek istediğim son cümle şuydu. Yani bu seçim güvenliği meselesi çok önemlidir. Bu konuda ortak adım atabilmek aynı zamanda seçimin kazanılması açısından da büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bunu görmek gerekiyor ama dediğim gibi artık biz seçim ortamına girdiğimizi düşünerek bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Son 7 dakikamız aslında. Şöyle ikişer dakikayla Ali senden başlayalım. Gerçekten sadece iktidar karşıtlığı üzerinden bir işbirliği çözüm mü? Şöyle birkaç cümleyle 2 dakikada bize özetlersen çok sevinirim. Yani sadece iktidar karşıtlığı bir fikirle oluşan işbirliklerinin ömrü o kadar uzun süremez. Çünkü bu tür yapıları iktidarın doğası dağıtmaya ya da manipüle etmeye çok hazırdır. Bu sebeple bir de şu andaki iktidar yapısal olarak ülkeyi sürekli dönüştürme çabası içerisine girmiş ve özellikle bir Sırat Köprüsü üzerinde bırakmış durumda. Eğer yapısal projeleri olmayan, programatik hazırlıklar içerisinde olmayan, ilkelere dayalı bir gelecek tasavvuru içermeyen bir türden işbirlikleri kurulacaksa, taktik geçici yerel seçimlerde falan belki işe yarayabilir. Ama hem genel seçimde hem de ülkenin geleceğini kurtaracak ortak mücadele anlamında bunların hiçbir önemi olmayacaktır benim kanaatime göre. Yerel seçime de gitmiyoruz. Çok önemli bir kritik dönemeç içerisinde, çok yoğun krizlerin ortasında ve yeni kötü bir projenin başlangıcında bir seçime doğru gidiyoruz. İlkesel, programatik, yapısal, ahlaki yükümlülüklerini bilen işbirliği ve diyalog ve muhalefet ortaklıkları olursa şansımız olur. Yok eğer olmazsa geçmiş olur. Peki. Yıldırım Hocam, sizinle son turun son sorusunu, size dönük son sorusunu sorayım. Enis Sarıhan Hoca'ya da bir sorum olacak. Özellikle Millet İttifakı bazında değerlendirdiğimizde gerçekten bunca riskli tablonun içerisinden çıkışla ilgili toplumun en geniş kesimine ulaşmaya dönük ne düşünüyor? Yani çok riskli bir dönem ve bir seçim tam tersi bir tepki de etki de yaratabilir. Çünkü karşımızda sıradan normal bir rejim yok. Deyim yerindeyse tekçi diktatöryal bir rejim var. Ağır faşizan koşullarda devam eden bir yönetim anlayışı var. Ama en geniş kesime ulaşıp onları da yeni sürece katma diye bir realite de var. Bu nasıl olacak? Öncelikle şunu söylemem gerekir. Cumhuriyette hesaplaşmayı önüne koymuş bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına gireceğimiz bir süreç var. Cumhuriyetin yaşayabilmesi için demokrasiye, demokrasi devrimine ihtiyaç var. Demokrasi olmadan cumhuriyet olmaz. Demokratik bir cumhuriyeti yaratabilmenin yolu da bu ülkede demokrasiyi egemen kılmaktır. Tek adam rejimine karşı demokrasi güçlerinin amasız fakatsız birlikte bir mücadeleyi yürütmesi gerekiyor. Bu mücadeleyi sadece sandık bazında, seçime girme bazında değerlendirmiyorum ben. Özellikle hayatın her alanında demokrasi ve barış mücadelesinin yürütülmesi gerekiyor. Bu konuda siyasal partilere tabii ki büyük görevler düşüyor ama sadece siyasal partiler değil, toplumun diğer kesimleri, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin de bu alanda ortak bir mücadele hattına evrilmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreç sadece Millet İttifakı'nın yan yana duruşuyla çözülebilecek bir süreç değildir. Demokrasi güçlerinin birlikte bir mücadelesine ihtiyaç var. Son gördüğümüz Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş meselesinde de
Avrupa parlamentosundaki demokrasiden, adaletten, hak ve hukuktan yana olan güçlerin attığı adımlara da baktığımızda mesela Türkiye'nin iç sorunu olmaktan da çıkıyor, uluslararası bir boyuta da düşünüyor. Ben genel başkanımızın çağrısını özellikle sadece Türkiye'deki demokratların değil, dünya demokratlarının da birlikte mücadele çağrısı vardı. Önce Türkiye'de biz bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve bunu gerçekleştirirsek tek adam faşist rejimine karşı başarı elde etmek mümkün. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerekiyor. İkinci Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ben özgür ve demokratik bir Türkiye mümkündür diyorum. Bunu demokrasi mücadelesiyle gerçekleştireceğiz. Peki. Son sözü size verelim Sarıhan Hocam. Özellikle HDP'nin demokratik ittifak arayışı konusunda uzun zamandır verdiği mesajlar var. Bu çabalar hangi aşamada? Bir de bu ara bir sol ittifak da girdi. Belki bir iki cümleyle ona da değinirsiniz. Yani herhalde aynı şeyler değiller ama orada da giden bir arayış var. Ne dersiniz bu konularda? Çok kısaca ifade etmeye çalışayım. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak kendimize güveniyoruz. Ne anlamda bunu söylüyorum? Bir, politikalarımıza, iki, kararlı duruşumuza, üçüncüsü halkımızın desteğine güveniyorum. Bugün şu çok açık, Kürt halkının inanılmaz fedakarca ve kararlı desteği ve duruşu olmasaydı Halkların Demokratik Partisi bu kadar ağır baskılar karşısında ayakta duramazdı. Türkiye demokrasi güçlerinin çok ciddi katkıları olmasaydı bu dönemi kolaylıkla atlatamazdık. Bir, buna güveniyoruz. İki, Türkiye'yi yönetmeye adayız biz aslında. Türkiye'de bir ortak yönetimin, bir demokrasi ittifakının yeni dönemde yeni bir başlangıç yapmasına, Türkiye'de demokratik cumhuriyet doğrultusunda ilerlemesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Ve bu demokrasi ittifakının da bir parçası, önemli bir sürükleyeni, önemli bir lokomotifi olduğumuzu düşünüyoruz. Bu anlamda güveniyoruz. Şu çok açık ortada. Bakın, Cumhur İttifakı da Millet İttifakı da. Matematiksel olarak baktığımızda şu anda aşağı yukarı hani 1-2 puan oynamakla birlikte kafa kafaya gelmiş vaziyetteler. Matematiksel olarak Halkların Demokratik Partisi bütün ittifaklarıyla, bileşenleriyle, kurum ve kuruluşlarıyla, seçmenleriyle oyunun dışında tutulmaya çalışıldığı müddetçe Türkiye'de hiç kimse sonuç alamaz. Türkiye'de sonuç almanın, gerçekten demokratik bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmenin esas yolu Halkların Demokratik Partisi ile birlikte hareket etmek ve geniş bir demokrasi ittifakının Türkiye'nin geleceğini belirlemek üzere harekete geçmesini sağlamak. Biz bunun için uğraşıyoruz. Bu anlamda kendimize güveniyoruz ve kararlı olduğumuzu da hep söylüyoruz. Türkiye'de bir demokratik cumhuriyeti yaratmak, gerçekten Türkiye'de eşitliği, özgürlüğü, barışı ve adaleti sağlamak, demokrasiyi kurmak açısından atılacak adımlar konusunda kararlıyız. Bizsiz bu işi yapabileceğini düşünen herkesin çok büyük bir yanılgı içinde olacağını söylüyoruz. Olduğunu da söylüyoruz. Hani meseleye sadece siyasi açıdan değil, matematiksel olarak bile baksak bu durum ortadadır. O yüzden biz kararlı duruşumuzu sürdürürken herkese de elimizi uzatıyoruz. Birlikte demokrasiyi inşa edebilmek için, gerçekten tek adam yönetiminden kurtulmak için, otokrasiden, diktatöryal gelişmelerden kurtulmak için atılması gereken adımları söylüyoruz. Uzattığımız elin havada kalmaması için de mücadelemizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz kendimize, kararlıyız ve Kürt halkıyla birlikte, Türkiye demokrasi güçleriyle birlikte bu mücadeleyi başaracağımızdan en ufak bir kuşkumuz yok. O yüzden hiç enseyi karartmadık halk deyimiyle. Bundan sonra da karartmayı düşünmüyoruz doğrusu. Peki. Ali Duran Topuz gazeteci arkadaşımız, Yıldırım Kaya CHP Ankara Milletvekili, Sarıhan Uluç HDP Grup Başkan Vekili. Her üçünüze de görüşlerinizi bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştınız. Emek ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir Medya Haber'de gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla Türkiye iç siyasetini konuştuk.
Bir dahaki medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.